Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Kur'an'da tarikat vardır. Fakat tarikat adına Kur'an'ı suistimal etmek yoktur. Peki Kur'an'ı davaya kimler zarar veriyor? Kur'an'ın ortaya koyduğu tevhid akidelerine kimler niçin zarar veriyor? Kendilerine uluhiyet vasfı kazandırmak isteyen sahte mürşitler, sahte tarikatlar Kur'an'ı davaya zarar veriyorlar. Onların sohbetleri kendilerinden menkul kerametlerinden ibarettir. Hatta gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin mucizelerini bir araya getirseniz, sahte mürşitlerin bir günde ortaya koydukları kerametleri kadar yer toplamaz, sayısı, adedi o kadar olmaz. Onlar fakirliği savunurlar. Ehli kanaat olmayı savunurlar. Fakat kendileri mutlaka köşkler ve yalılarda oturmaktadırlar. Onların teşvikleri insanları yalılara, köşklere yönlendirmektedir. Son zamanlarda ülkemizde ve İslam ülkelerinde birçok yerde, birçok şehirde tarikat çiftlik evleri inşa edilmiştir. Ortada mürşidin dairesi veya malikhanesi, çevresinde de zengin müridanlarının malikhaneleri vardır. Yani Allah Azze ve Celle'yi tesbih etmek, onun varidatını insani ve İslami gönüllere nakşetmek yerine İnsanları bir araya getirerek onları dünyevi zevkü sefaya yönlendirmektedirler. O sahte mürşit ve sahte tarikatların tarikat bütçeleri öylesine kabarıktır ki dünya genelinde küçük ülkelerin bütçelerine baskın gelmektedirler. Tarikat şeyhlerinin yani Kur'an'ı davaya zarar veren sahte mürşitlerin bütçeleri, gelirleri kendi alın terleri olmadığı gibi kesinlikle kermes, yardım ve buna benzer bir takım yerlerden gelen paralarla oluşmaktadır. Bunlar müridanlarının fakru zaruret içinde olmasıyla ilgilenmezler. Kendileri ve onların çocukları milyon dolarlık arabalarda zevkü sefa içinde gezmektedirler. Mürşitlerin birçok kişiden fazla eşleri, hizmetçileri, hizmetkarları vardır. Çünkü onlar inandırmışlardır ki bizim şeyhin samanlarını melekler taşıyor. Melekler taşıyorsa biz de taşımalıyız diye insanların beyinlerini zombileştirerek kendilerine kul eylemişlerdir. Yani Allah Azze ve Celle'ye kul olması gereken, onu tesbih etmesi gereken müridan, mürşidinin kulu olmak için birbirleriyle yarış etmektedirler. Kardeşlerim, bu insanlar ülke genelinde yüzlerce dergah kurmuşlardır. Fakat kurdukları dergahın hali vaziyetinden kendileri de haberdar değillerdir. O sahte mürşit ve sahte tarikatların böyle bir şey de umurunda değildir. Onların bütçelerine para aksın da o dergahın hali vaziyeti ne olursa olsun onların umurunda değildir. El-Fatiha.